Evet. Evet sayın seyirciler, şu anda Muğla Köyücü'yüz, Çalca'dayız. Bizim kuzen, gerçek kuzen. Gerçek öz kuzen. Kuzenin hası. İstanbul'da herkese kuzen dediğin için. İstanbul'da herkese ne yapayım ben? Kuzen diyor. Onun için kimse beni artık diyor ki inanmıyor ki herkese kuzen diyor. Ama bir şey söyleyeceğim. İlginç bir şey oluyor. Beni böyle hafif hatırlayamayanlar işte ben hatırlayamadığımı düşündükler. Hemen arıyorlar dedikleri. Kuzen ne yapıyorsun diyorlar. Kuzen diyorlar ki hani ben şey yapmayayım, uğraşmayayım yani. Direkt o yakın olduğumuzu belirten bir ibare olarak kullanılıyor son zamanlarda. Onun dışında yeni kullandığımız laf şey. Neydi ya? Estağfurullah. Bir şey diyorsun mesela, estağfurullah diyorsun. Onu eskiden beri kullanıyorlardı. Ben, sizin Beyoğlu literatürüne yeni girdi herhalde. Evet, o Beyoğlu, bizim Beyoğlu var ya, bizim biliyorsun değil mi? Evet. Beyoğlu literatürüne estağfurullah yeni girdi. Evet. Ama her şeye estağfurullah diyoruz. Tamam, her şeye estağfurullah. Adam diyor, selam diyor, estağfurullah diyor. Bazen öyle bir zaman geliyor, arada zorda kalıyoruz. Çünkü alakasız bir alakasız bir şey söylüyoruz. Estağfurullah deyince birden zorda kalabiliyoruz. Şöyle bir çek istedim burayı. Şurada, burada Duran Bey var. Duran Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasıl, köycüyüz beğendiniz mi? Cennet köycüyüzümüzü beğendiniz mi? Güzel gibi. Şimdi. Sen cevap, az daha cevap veriyordun ha. İyi akşamlar Duran Bey. Biz o zaman şurada Durmuş Bey var. Durmuş Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz Cahit Bey. Hoş bulduk. Siz köycüsünüz, burasınız evet. Zaten. Benim amcamın oğlu. Amca oğlu da. Gerçek kuzen adı. Ha, ulan kuzenler yuvası burası be. Evet, nasıl evet. Köycüsüzde hayat? Hayat. Köycüsüz bitti mi? Bence bitti ya. O da şey, o çok komik yalnız ha. Bu şeye Marmaris'e gittim ki herkese sorayım işler nasıl lan. Abi Marmaris bitti diyorlar. Datça'ya gittim. Abi nasıl lan Datça diyorum. Datça biter çok oldu abi diyor. Bizde şöyle bir mantık var. Her şeyi bitiriyoruz. Hemen bitti evet. Diyoruz abi. Bitti, her şey bitti diyoruz. O da İstanbul için de söylüyorlar. Türkiye için söylüyorlar. İstanbul bitmez ya. İstanbul ya, biterse ya dünyada... Bitmez de insanların psikolojisi, kafası öyle çalışıyor. Bitti diyor. Orada... Artık iş yok diyor. Hasan Bey. Hasan var. Bey, iyi akşamlar. Geçen 2-3 sene önce şapkalı kadın EGS'de röportaj yapmışsın. Dün aldın mı? 2-3 gün onu izledim ben. Nasılsın? Ne var ne yok? İyidir. Nasıl keyifler? İyidir. Oğlun geldi, gözün aydın. Sağ ol. Nasıl keyfin, sağlık saatin? Çok iyidir. Birol Bey. Nasıl, mutlu musun oğlun geldi diye? Tabii, çok çok. Çok mutlu. Birol Bey, Birol Çiçek Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsın? Şükür abi. Nasıl keyifler, sağlık saat? İyidir. Çok şükür. Nasıl şehir, yanıp küserken buralar serin değil mi? Çok serin. Ağlaya gidiyorsun. Havanda gibiyiz. Ha yok ya, burası aşağıya göre çok daha iyi ama ya. Aşağısı basit, burası değil. Burası çünkü Çalca. Birol Bey de dertli, kamyonculuk bitti diye. Ha Birol Bey, ne olacak bu esnafın hali programına hoş geldiniz. Nasıl işlerimiz, güçlerimiz? Çok şükür ya. İyi değil mi? Yoğun değil mi? Bir de burada Suriye'den, savaştan yeni gelen Abdullah Asubay'ımız var. Asubay nasılsın? Hamdolsun abi. Gittiniz mi Suriye'ye? Gittik, geldik abi. Nasıldı, hareket var mıydı? Hareket güzeldi de basına açıklama yapamıyorum ya bu konuda. Hakikaten mi? Değil. Bence de yapma zaten. Bunu kaç kişi izleyecek? Hiç rahat ol. Bunu bir iki kişi, biz aramızda izleyeceğiz bunu. Öyle deyip şey yapıyormuşum. Bir veriyormuşum. Suriye'den yeni dönen asker. Şok açıklamalar. Evet sayın seyirciler, şu anda Suriye'den gelen asubay. Senin ismin neydi? Abdullah. Suriye'den gelen asubay gördüğü ilginç olayları birazdan anlatıyor. Şok. Hadi Abdullah Bey. İsmin diye söyleyeyim. Abdullah Bey. Çok uykum var hocam. Bir de ben gözükeyim. Evet sayın seyirciler, şu anda benim kuzenim Şenol Çiçek. Beraberiz. Şenolcuğum anlat birazcık. Bugün ne yaptın? Ayakları yaktın mı? Ne yaptın? Ya bugün top oynarken bak işte ayaklar burkuldu. Ayak eski burkuldu. Eski koca karı ilaçları sistemine döndük. Evet. Ya güzel şeylerle sardık. Böyle yaptık. Evet. Köyde olduğumuz için doktor falan yok. Evet. Burada elektrik bile yeni rüzgar enerjisiyle şey yapıyoruz. Elektrik. Burada şu anda evet sayın seyirciler, şu anda Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeyiz. Köyceğiz ilçesi Yaylaköy. Yaylaköy'deyiz. Buraya henüz ilkel şartlarla yaşarlarken yeni elektrik gelmiş. Evet. Ne nasıl güzel bir şey aslında, keşke elektrikçi olmasa, daha ilkel şartlar olsa insan daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. İşte bu elektrik de şey zaten, televizyon falan hiçbir şey yok. Fareleri şeye vurduk, makaraya. Hı. Onları boşaltı, elektrik üretiyor. Kim, fakirleri mi? Fareleri. Ha. Neyse. Evet sayın seyirciler, şu anda makaradayız. Evet, makaradayız, kestik. Bak.